Yunan mitolojisine bayılıyorum. Hele hele o ilham perilerine. Onlardan 9 tane var ve antik Yunan'ın her türlü yaratıcı ve entelektüel düşüncesinden onlar sorumlu. Hepsi de genç, güzel, fıstık. Onlardan biri de Erato. İsmi sevilen, arzu edilen anlamına geliyor. Tabii ki Eros'un kızı. Erato, erotik şiirin ve aşk şiirinin ilham perisi. Genellikle de güllerle ve lir tutarken tasvir ediliyor. Dünyanın bir sürü yerinde de heykeli var. Bunların birisi de Lübnan'ın 3. büyük kenti Zahle'nin girişinde. Çünkü Zahle, bağları, şarabı ve özellikle bizim rakının muadili Arak'ıyla meşhur. Ve 3 hafta süren festivaliyle bir şarap ve şiir kenti olarak biliniyor. Beyrut'tan Şam'a giderken önünüze çıkar. Çok güzel iklimi, nehir kenarında günün her saatinde Arak içilen kafeleri ve restoranları var. Orada bir de Türk şehitliği var. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlere karşı savaşan Osmanlı kuvvetlerinden ölen tahminen 20 bin askerin yattığı. Kentin nüfusu çoğunlukla Melkani Rum Katolikler ama çok göç olmuş. 20. yüzyılın başından itibaren hep Kolombiya'ya, Venezuela'ya, Brezilya'ya göç etmişler. Mesela Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın babası oradan. Mesela hem oyuncu hem antrenör olarak 4 Dünya Kupası kazanan Brezilyalı Zagallo'nun ailesi oradan. Thomas Joseph Barak. Onun büyük anne ve büyük babası da oradan Amerika'ya geldiler. Babası bakkal, annesi sekreter olan Barak, Kaliforniya'da büyüdü, hukuk okudu. Manyak bir özgeçmişi var, dinleyin. İlk işine Başkan Nixon'un avukatlığını yapan firmada giriyor. Firma onu bir ara Suudi Arabistan'a yolluyor. Orada Suudi prenslerle squash oynuyor. Onlarla iş yapıyor, zengin oluyor. 35 yaşındayken Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı oluyor. Milyarder Bass ailesiyle çalışıyor. Dev GYO ve büyük mağaza sahibi Alexander's'ın 5'te 1'ini Trump'a satıyor. Sonra Trump'a New York'taki meşhur Plaza Oteli'ni 410 milyon dolara okutuyor. 43 yaşına geldiğinde Bass ailesi Merrill Lynch ve diğer yatırımcılardan topladığı sermaye ile Colony Capital isimli emlak şirketini kuruyor. Dubai'den New York'a, Avrupa'dan Asya'ya uzanan portföyüyle milyar dolarlarla oynuyor. İflas etmek üzere olan ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz'e 24 milyon. Yine batmakta olan Trump'ın damadı Jared Kushner'e 70 milyon dolar borç verip kurtarıyor. Michael Jackson'ın Neverland çiftliğinin de sahibi. 25 milyar dolarlık portföyünde Raffles Otelleri ve Aha'nın Sardinya'daki tatil köyü var. 2012'de sahip olduğu Paris Saint Germain'i Katarlılara satıyor. Onlarla ortak olup film yapımcısı cinsel suçlu Weinstein'ın prodüksiyon şirketi Miramax'ı 660 milyon dolara alıp 6 yıl sonra yine geri Katarlılara 4 misline satıyor. Dev otelcilik grubu Accor'un, United'la birleşen dev havayolu Continental'ın ve birçok büyük şirketin yönetim kurullarında görev alıyor. Sarkozy ona Legion d'Honneur, yani onur nişanı veriyor. Hala aktif, 76 yaşında. Müthiş bir CV. Barak 2010 yılında bir grup özel yatırımcı ile bir araya gelerek 1 milyar dolar topladı ve o sırada yönetim kurulu üyesi olduğu ve şimdi ismini yakından tanıdığımız batıp JP Morgan'a satılan First Republic Bankası'nı satın aldı. O özel yatırımcılar arasında Jim Herbert denen bir bankacı da vardı. 2023 Mart'ına kadar Amerika'da kime sorsanız örnek bankacı olarak size Jim Herbert gösterilirdi. Herbert 1985 yılında First National Bankası'nı kurmuş ve 37 yıldır CEO'luğunu ve 2007'den beri de yönetim kurulu başkanlığını yapmaktaydı. Hatta hem Fed'in hem de Hazine Bakanlığı'nın devamlı fikrini aldığı bir adamdı. Bankayı kurduğunda 9 çalışanı vardı. O bankayı alıp Amerika Birleşik Devletleri'nin 14. büyük bankası haline getirdi. First Republic Bankası'nı kurduktan bir yıl sonra halka açtı. Banka hem müthiş performansı hem de satın alımlarla devamlı büyüdü ve 2007 yılında Herbert bankayı %40 primle 1,8 milyar dolara Merrill Lynch'e sattı. Sattı ama CEO'luğunu bırakmadı.
2008-2009 küresel finans krizinde Merrill Lynch Bank of America tarafından satın alınınca First Republic Bankası da Bank of America'ya geçti. Ama Herbert 2010 yılında bizim Barack ile bir araya gelip bebeğini, yani bankayı geri alıp tekrar halka açtı ve bu süreçte kendisine ve yatırımcı grubuna 5 ay içinde %70 kazandırdı. Bu süreçte banka hiç o eşik altı konut kredileri çamuruna bulaşmadı. Hiçbir devlet kurumundan yardım almadı. Gazeteler onu ülkenin en beğenilen bankacısı ilan ettiler. Takip eden yıllarda banka büyümeye devam etti ve olağanüstü performansını korudu. Jim Herbert 2014'te yılın bankacısı seçildi. Sanki elinin değdiği her şey altına dönüşüyordu. 2021'in sonuna doğru gelindiğinde banka hisselerinin fiyatı 222 doları görürken piyasa değeri de 40 milyar dolara çıkmıştı. Jim Herbert o yıl 2014'ten beri bankada üst düzey yönetici konumunda olan Hafize Gaye Erkan'ı CEO'luğa getirdi. Daha sonra da başkanlık koltuğuna oturdu Hafize. Hafize Gaye Erkan Boğaziçi Endüstri Mühendisliği bölümünü birincilikle bitirip Princeton Üniversitesi'nde tam burs, bir ev ve sıkı bir cep harçlığı kazanmıştı. Orada doktorasını finans mühendisliği üzerine yaptı. Yılın öğretmeni seçilip gazetelere haber oldu. Sonra doktorasını bir yılda tamamlayarak Birleşik Devletler'in en genç finans profesörü unvanını aldı ve üniversitenin 246 yıllık geçmişi olan Princeton'da 2 yıllık mezuniyet zorunluluğu onun sayesinde 1 yıla indi. Diplomasını aldıktan sonra da yıllık 180 bin dolar maaşla Goldman Sachs'a girdi. 2017'de First Republic Bankası'nın başkanı olduğunda daha 35 yaşındaydı. Hafize Gaye Erkan 2021 sonunda aniden bankadan ayrıldı. Ayrıldığında baz maaşı yılda 800 bin dolardı. Bankadan toplamda yılda 9 milyon dolar maaş ve ikramiye alıyordu. O zamanlar Jim Herbert'in aldığı rakam da 13 milyon dolar civarındaydı. Hafize ayrıldıktan sonra banka hisseleri bir daha 222 dolara hiç görmedi ve devamlı güneye doğru hareket etti. 2023 Şubat'ına gelindiğinde hisse fiyatı 120 dolarlara gerilemişti. Mart başında Birleşik Devletler'de başlayan yöresel bankalar krizinden First Republic Bankası da nasibini aldı. Gevşek düzenlemeler, hızla yükselen faizler, mevduatların çok üstünde verilen krediler ve FDIC, yani Birleşik Devletler'in TMSF'si, FDIC garantisi altında olmayan mevduatların yüksek oranı nedeniyle bankanın kredi notu düşürüldü ve bir bankaya hücum olasılığı giderek artmaya başladı. Moody'ler paralarını hızla çekmeye başlayınca hisse fiyatı 30 dolara düştü ve yaygın bir paniği önlemek için aralarında JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo ve Citigroup'un olduğu 11 büyük banka First Republic'e 30 milyar dolar mevduat yatırdılar. Bu da işe yaramadı. Bankanın Nisan sonuna doğru açıklanan bilançosunda müşterilerin bir ayda bankadan 105 milyar dolar çektiği görülünce çöküş geldi ve hisse fiyatı 3,5 dolara. Bankanın eskiden 40 milyar dolar olan değeri 600 milyon dolara indi. Bir zamanlar her tuttuğu altın olan ve Amerika'nın en beğenilen bankacısı Jim Herbert'in bankadaki hisselerin değeri de çöp oldu tabii. Sonuçta Amerikan hazinesi veya Fed bir kurtarmaya gitmedi ve FDIC 1 Mayıs 2023'te bankayı kapatarak büyük bankaları First Republic için teklif vermeye davet etti. İhaleyi JP Morgan Chase kazandı ve bankanın tüm varlıkları karşılığında FDIC'ye 10,6 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Anlaşma kapsamında FDIC önümüzdeki 5 ila 7 yıl içinde First Republic'in konut kredileri ve ticari krediler portföyünde meydana gelen zararların %80'ini karşılayacak. JP Morgan Chase First Republic'in kurumsal borcunu üstlenmeyecek ve FDIC'den 50 milyar dolar finansman alacak. Diğer bankaların Mart ayında First Republic'e yatırdığı 25 milyar dolarlık fonu da iade edecek. O verilen 30 milyarın 5'ini zaten JP vermişti. Bütün bunlar da FDIC'ye 13 milyar dolara patlayacak. Evet, olağanüstü zamanlar olağanüstü kararlar gerektirdiği için kurallar, kanunlar da çiğneniyor tabii. JP Morgan Chase 4 trilyon dolarlık varlıklarıyla Birleşik Devletler'in en büyük bankası.
Amerikan yasalarına göre hiçbir banka ülkedeki mevduatların %10'undan fazlasına sahip olamaz. Ama bu sefer es geçildi. Bu arada First Republic'in de sütten çıkmış ak kaşık olmadığını da bilmek gerek. Banka sırf dış güçler nedeniyle batmadı. İstediğiniz kadar yılın bankacısı olun, faiz artışlarının etkisini göremeyen ve gittikçe bozulan rakamları alttan alan kötü bir yönetim vardı. Hatta ülkenin en beğenilen bankacısı ve First Republic'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jim Herbert, bankanın kredilerinin bir kısmından mesul olan oğluna yılda 3,5 milyon, bankaya danışmanlık hizmetleri veren damadına da yılda 2,3 milyon dolar ödeme yapıyordu. Demek ki nepotizm sadece bize has bir illet değil. Sonu iflas oluyor da iflas bir son değil. Üç iş adamı pahalı bir restoranda yemektedirler. Hesap gelince biri atlayıp alır ve ben öderim şirkete yazıyor der. Diğeri bana ver çok vergi ödüyorum masraf yazmam lazım der. Ama hesabı üçüncüsü kapar. Bırakın bana ben haftaya iflasa başvuruyorum. Böyle işte. İflas da son değil ama iflasın sonunda hep ne devlet ne de vatandaş parasını alıyor. Kâr eden hep JP Morgan, Goldman Sachs ya da kenarda duran barmen oluyor. İşte barmenin hikayesi. Meksikalı bir haydut zaman zaman Rio Grande'yi geçip Texas'taki bankaları soymaktadır. Bankalar onun ölü ya da diri yakalanması için bir ödül teklif ederler. Ancak çalınan paraların geri alınması için çok daha büyük bir ödül de önerirler. Tecrübeli bir şerif haydutun izini Meksika'nın bir kasabasının barında bulur. Barda haydutla birlikte bir de barmen vardır. Şerif silahını çekip hayduta seni tutukluyorum. Ölü ya da diri senin için bir ödülüm var. Bana paranın nerede olduğunu söyle yaşamana izin vereyim. Eğer söylemezsen seni burada vururum ve canlı olarak Texas'a geri götürme zahmetinden de kurtulurum der. Ama haydut İngilizce, şerif de İspanyolca bilmez. İki dil bilen barmen tercümanlık yapar ve hayduta şerifin söylediklerini İspanyolca aktarır. Dehşete kapılan haydut İspanyolca olarak ganimetin kasabanın dışındaki eski bir ahırda gömülü olduğunu söyler. Şerif barmene ne dedi diye sorar. Barmenin cevabı şu olur. Dedi ki sende beni vuracak cesaret yok pis yanki domuzu. Kıssadan ise bol bol yabancı dili öğrenin.